Bakın en önemli, bizim için en önemli konulardan bir tanesi kayyum meselesi. Sayın Bakan, bu bir anayasa suçudur. Belediyelere kayyum görevlendirmeniz anayasanın 127. maddesine açıkça aykırıdır. Anayasanın 127. maddesi uyarınca mahalli idarelerin seçilmiş organları ancak görevleri nedeniyle haklarında bir suçlama varsa, bir iddia varsa görevlerinden uzaklaştırılabilirler. Ve bizim seçilmiş belediye başkanlarımızdan hiçbir tanesi hakkında göreviyle ilgili suçlama yoktu. Tamamen görev dışındaki suçlamalar gerekçe gösterilerek belediye başkanlarımız görevlerinden uzaklaştırdılar. Siz bu suçun ortağısınız Sayın Bakan. Nedeni de şu, göreve geldiğiniz günden beri 2 aylık kayyum görevlendirmelerini uzatıyorsunuz. Ayrıca maşallah etrafınız kayyumlarla dolu. Sadece şimdi bu gasp meselesi o kadar ciddi ki Sayın Bakan, bakın hakkında hiçbir iddia olmayan, soruşturma olmayan belediye meclislerini de lağvettiniz. Yani kayyum atadığınız, görevlendirdiğiniz belediyelerde bir daha belediye meclisleri toplanmadı. Ne AKP'li belediyeler, ne meclis üyeleri, ne CHP'li, ne İYİ Partili, ne de diğer partili belediye meclis üyeleri bir daha bu görevi yerine getirmediler. Birkaç tane encümenle bu işi götürmeye çalışıyor kayyumlarınız. Dolayısıyla halkın iradesinin açıkça gasp edilmesi anlamına geliyor. Biz buna aynı zamanda Kürt'ün seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi olarak bakıyoruz. Bakın bu bir harita. Sayın Bakan görüyorsunuz. Kayyum atadığınız yerler. Sizden önceki İçişleri Bakanların ve valinin kayyum atadıkları yerler. Hepsi bir bölgede. Nasıl oluyor Sayın Bakan? Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı coğrafyada seçildikten 3 ay sonra hakkında hiçbir soruşturma olmadığı halde görevlerinden uzaklaştırıyorsunuz belediye başkanlarını. Halkın seçme seçilme hakkını gasp ediyorsunuz ve anayasal suç işliyorsunuz. Telefiniz bunun o kadar, yani hukuk dışı olduğunu o kadar net biçimde açıkladı ki, çıktı dedi ki Cumhurbaşkanı bana bir emir verdi. Ertesi gün şak diye görevden uzaklaştırdım dedi. Bunun bir yargısal faaliyet olmadı. Bunun bir suçlamayla ilgisi olmadı. Bundan daha açık itiraf edilebilir mi? Ayrıca bu bir siyaset biçimi. AKP açısından bir siyaset biçimi. Herhangi bir AKP üyesinden bahsetmiyoruz. Bundan birkaç gün önce AKP'nin MKYK üyesi çıktı dedi ki bu kentlerde seçimi ya AKP kazanacak ya da devlet oralara kayyum atayacak. Bakın daha ortada seçim yok. 5 ay sonra olacak seçim. Kimler aday olacak? Kimlerin belediye başkanı adayı olacağı? Kimlerin belediye başkanı seçileceği belli değil. 5,5 Miroğlu dedi. Miroğlu. 5,5 ay önce ya AKP kazanacak ya da devlet oralara kayyum atayacak dedi. Bundan büyük bir hukuksuzluk olabilir mi? Hukuksuzluk bundan daha açık biçimde itiraf edilebilir mi? Edilemez. Ama o kadar pervasızlaştı ki AKP hükümeti bu konuda çok açık biçimde böyle tehditler savurabiliyor. Ya siz 3 tane insanın, 3 tane annenin çocuğunu anmak için yürüyüş yapmasına izin vermiyorsunuz. Biz mesela hükümetin politikalarını, Rojava'daki politikalarını, Kuzeydoğu Suriye'deki politikalarını, Irak'taki politikalarını protesto edebilir miyiz bu ülkede? Ya yürümeye başladığımız andan itibaren yüzlerce insan gazla, jopla, su sıkılarak müdahale edilir, dağıtılır, hepsi gözaltına alınır, yıllarca ceza verirler. Ama bak, başka ülkelerde kendi hükümetlerinin politikalarını bu kadar açık biçimde eleştirebiliyorlar. Siz eğer hükümetin politikaları doğrultusunda bir protesto etkinliği varsa ona demokrasi diyorsunuz. Ama hükümetin politikalarına paralel değilse, hükümetin politikalarına aykırı bir etkinlik gerçekleştiriliyorsa orada demokrasi bitiyor. Orada düşünce ifade özgürlüğü bitiyor. Orada yasak başlıyor. Orada diktatörlük. Ama sizin hükümetiniz, sizin hükümetinizin oluşturan partiler Filistin'de savunduklarını dünyanın başka yerlerinde savunmuyorlar. İşte insanlığı savunma konusunda, insani değerleri savunma konusunda hükümetiniz samimiyetsizdir. O yüzden sonda söyleyeceğimi baştan ifade etmek istiyorum. Bu yasa tasarısının depremle, halkın ihtiyaçlarıyla, kamucu politikalarla ne yazık ki uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birinin yasal kılıfını uydurmaya çalışıyorsunuz. Adına da afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi diyorsunuz. Ancak halk lehine bir dönüşümden ziyade
ülkeyi yağmacı müteahhitler çetesine komple teslim edecek olan bir yasayı tartışıyoruz ne yazık ki. Bizler 21 yıldır yaşadıklarımızdan gayet iyi biliyoruz. Sizin dönüşümden anladığınız şey ranttan ve talandan başka bir şey değildir. Bunu yaşayarak defalarca gördük. Değerli milletvekilleri, iktidarın kanun teklifinde 11 yılda 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğü belirtilmiş. Ancak burada sormak gerekiyor, dönüşüm tek başına depremden, afetten korur mu? Biliyoruz ki korumaz, korumuyor. Bakın Maraş kentini sizin belediyeleriniz Maraş Ovası'na doğru genişletti. Alüvyonlu topraklarda her biri mezarlığa dönüşen dev siteler inşa ettiniz. Aynı şekilde Malatya merkezindeki kayısı bahçelerini kente çevirdiniz, betondan yığınlara çevirdiniz. Yumuşak zeminli bahçelerden dönüştürülen yaşam alanlarında yüz binlerce insan 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirdi. Hakeza Hatay'da on binlerce insanın göz göre göre ölümüne göz yumuldu. Hatırlarsanız hali hazırda var olan yasayı Van depreminden hemen sonra çıkarmıştınız. Ama o günden bu yana uyguladığınız kentsel dönüşümün sadece ve sadece %10'u depremle ilgili. Geri kalan tüm dönüşümler rantsal dönüşümden ibaret. Görüyoruz ki şimdi de geldiğimiz aşamada rantsal vurgunun en büyüğünü yapmaya ve ona yasal kılıf hazırlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü sermaye birikimine ihtiyacınız var ve siz bu ihtiyacı en iyi bildiğiniz yerden yani yoksulun malına çökerek yapmak istiyorsunuz. O yüzden bir kez daha ifade edelim. Bu yasa afet yasası falan değildir. Müteahhitlerinizin göz diktiği bölgelerdeki topraklara el koyma yasasıdır bu. Bu yasa ile diğer hatipler de ifade etti. Rezerv yapı alanı ilan ettiğiniz yerlerden insanları sürmek, insanları kovmak, mallarına el koymak yasalaştırılıyor ve yurttaşlar için yasal zeminler tümüyle tasfiye edilmek isteniyor. Görüyoruz ki ülkeyi yeraltıyla, yerüstüyle serbestçe yağmalamak niyetindesiniz. Çünkü istiyorsunuz ki deli dumrul gibi nefes alan herkesi haraca bağlayasınız. Başını sokacağı bir evi olana bir damı bile çok görüyorsunuz. Bu halkı soyup soğana çevirecek her türlü hamleyi yapmaktan da geri durmuyorsunuz. Afet riski, afet yasası diyorsunuz ama bu halk için en büyük afet sizsiniz AKP'liler.